Arkadaşlar örgü aşkım ve bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir battaniye modeli çalışacağız. Battaniyemizi iki renk üzerine çalıştık. Dilerseniz kız bebeklerimiz, dilerseniz erkek bebeklerimiz için dilediğiniz her renkle çalışabilirsiniz. İsterseniz tek renkle çalışıp, dilerseniz birkaç renkle de sırasıyla örebilirsiniz. Modelimiz gayet kolay. Trabzan ve zincirlerimizde, bakınız aşağıya kurduğumuz V'lerle, kuruyoruz ve yukarıya kadar hep V örerek ilerliyoruz. Bakın en üstte de V, en altta da V çalışmamızı görmekteyiz. Evet battaniyemizi istediğimiz boyutlarda örebiliriz. Dilerseniz 1 metreye 1 metre ya da 90'a 90, 80'e 90, 80, 80 nerede kullanacaksanız kullanım amacınıza göre Dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Çok rahat e, örmesi olan bir model. Onun için büyük başlamanızda da herhangi bir sıkıntı yok. Kesinlikle sıkılmayacağınız güzel bir çalışma olacak. Dilerseniz bu pusatların üzerine örtebileceğimiz daha minik ölçülerde de bu çalışmalarımızdan yapabilirsiniz. Evet e, çalışmamı örmek için. Ben bebeği ipi kullanıyorum ve buçuk numaralı tığımı kullanıyorum. Sizlerde ipinize uygun tığlarla dilediğiniz şekilde çalışabilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen battaniye modelimizi uygulamaya başlayalım. Kolay gelsin. Battaniyemize örmeye herhangi bir sayıda zincirimizi çekerek başlayalım. Dilediğiniz ölçüde battaniyelerimizi çalışabilirsiniz. Yalnız eğer modeli acemiysek, isek küçük bir parça üzerinde çalışıp elimizi yatkınlaştırıp battaniyemizi örersek ve de ördüğümüz ölçünün santim olarak bakarsak ne kadar büyüyebileceğini ya da nasıl duracağını görebiliriz. Şimdi zincirimi çekerek ilerliyorum modelime küçük bir parça çalışmak için. Zincirimizi rahat çekelim. Çok sıkı çektiğimiz zincirlerde batması problem olabiliyor. Ve de alttan kasıyor. Kasma olmaması adına şöyle rahatça bir zincir çekmemiz en uygun olanı. Şimdi yeteri kadar zincirimi çektikten sonra. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirimin içerisine geliyorum. Başını bir defa doladım. Ve bir tane ikili trabzan örüyorum. İki defa da alıyorum. Bir doladığımı aldım. Bir de ilmeklerimi kapatıyorum ve şöyle bir kenar başlangıç köşemiz oluşuyor. Şimdi bu V'leri örmek için bazen arkadaşlarımız karıştırabiliyorlar. Bakınız çok kolay bir püf noktası var. Bu şekilde durduğu zaman hemen iki tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere gelerek batıyorum. Ve ikili trabzan şekliyle bir V'mizi oluşturuyoruz. Bakınız V oluştu. Köşe dönüşümüz V. V'den sonra bakın bir V oluştuktan sonra Zincir çekmiyoruz. Tığımızın başını doluyoruz. Aşağıdan sayıyorum. 1-2 Üçüncüye gelerek batıyorum. Bir defa başını dolamıştım. Tığımın 1 ve 2 Şu şekilde örüyorum. V'den hemen sonra iki tane zincir atlayıp Üçüncüye batıyoruz. Yukarıdan zincir çekmiyoruz. Bir tane bu, bu şekilde trabzanımı ördükten sonra 1 ve 2 tane zincir Çekiyorum. Hazırlamış olduğum buradaki V'nin hemen dibine batıyorum. Bakınız ikinci bir V'mi kurdum. Şimdi V'mizin yanında yukarıdan zincir çekmiyoruz. Aşağıdan sayıyoruz. 1, 2, 3. Tığımızın başını doluyoruz. Üçüncü zincir yuvasının içerisine gelerek batıyorum. 1 ve 2. Şöyle görelim. Bakınız V'den sonra aşağıdan 2 zincir sayıyoruz. Üçüncü Batıyoruz ve trabzanımızı örüyoruz. Trabzanımızın üzerine hemen 1 ve 2 Tığımın başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Bu şekilde bir tane daha V'mi oluşturmuş oluyorum. Hemen V'm tamamlandıktan sonra aşağıdan saymaya başlıyorum. 1, 2 ve 3 Tığımın başını doluyorum. 3. zincirin içerisine gelerek bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve yukarıdan iki tane zincir aynı yuvanın içerisine batıyorum ve bu şekilde V'lerimizi örerek ilerliyoruz. Sıramızın sonuna kadar zeminimizi bu şekilde kuralım. Evet zincirimizin tamamını ördüm bakınız. iki tane alttan zincir atlayıp üçüncü zincir yuvasına battım. Ve trabzanımı ördükten sonra üstten iki tane zincir çekerek aynı yere batarak birinci sıramızı oluşturduk. En son zincirimizin olduğu yerdeyiz şimdi hiç zincir çekmeden tığımın başını doluyorum 1 2 3'e batıyorum burada eğer 2 kaldıysa zinciriniz hiç önemli değil ikinciye batabilirsiniz Zincirimin bir tane ikili trabzanımı örüyorum ve bu şekilde birinci sıramı ve birinci rengimi örmüş oluyorum başlangıçta da bakınız geri dönüş yaptığımız yerimiz ve kenarımız bu şekilde birinci sıramızı bitirdik şimdi ikinci rengimiz olan beyaz rengime geçmek istiyorum Beyazımı alıyorum. Mavi ilmeğimi takıyorum bakınız. Sizler dilediğiniz renklerle, dilediğiniz kombinlerle tabii ki sevkinize uygun olarak çalışmalar yapabilirsiniz. Ben mavi beyaz. 1 2 3 4. 4 tane zincirimi çektim. Kenardan iplerimin her ikisini de şu şekilde asılarak Güzel bir ayarlama yaptım düzgün durması için ve zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Bakınız şu şekilde örgümüzün yönünü çevirdik. Tığımın başını doluyorum ve içerisine girmiyorum. Bu modelimizin özelliği bu arkadaşlar bakınız. Burada hemen V'min içerisine girmiyorum. Her iki V'min arasındaki bulunan yere giriyorum. Trabzanımı örüyorum iki tane zincirimi çektikten sonra aynı yere tekrar girerek her iki V'min arasına bir tane V çalışması yapıyorum. Araya zincir çekmiyorum yukarıya geçişlerde tekrar her iki V'nin arasındaki bölümüme giriyorum. Bir defa başını dolamıştım trabzanım örüyorum. İki tane zincir ve tekrar aynı yere girerek V'imi çalışıyorum. Arada zincir çekmiyorum. Diğer iki V'nin arasındaki bölüme geliyorum. Bir tane trabzan, iki zincir, bir trabzanımı örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Araya giriyorum. İki tane zincirimi çektikten sonra aynı yere giriyorum. Bu sıramızda V'lerin iki zincirinin olduğu yere değil, her iki V'nin arasındaki yere batarak tıpkı aşağıdaki gibi V'lerimizi bir üst sıraya kuruyoruz. Aralarda zincir çekmiyoruz. Sadece kendi içerisinde iki tane zincirimizi çekiyoruz. Tığımın başını doluyorum. 2V arasına giriyorum. 1. 2 tane zincir. Tekrar 1 tane V tekrar başını doluyorum ve sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum şöyle sıramızı tamamlayalım sıramızın sonuna kadar ve ilerimizi kurarak geldim ve sıramızın en sonunda yine geçişimizi sizlerle birlikte yapalım bir defa başını doluyorum en sondaki trabzanımın üzerine geliyorum bir ve iki şu şekilde trabzanımı örüyorum bakın baştaki bu v'mizi de örmemiştik bu araya girmemiştik buradakinde de aynı işlemi yapmamıştık aynı şekilde bıraktık ikinci sıramızı tamamladık ve tekrar mavimizin olduğu bölüme geçtik diğer ilmeğimiz bu tarafta kaldı Evet şimdi burada sayımızı karıştırmayalım artış ya da eksilme yapmayalım eksilme yaparsak da bozulur artış yaparsak da bozulur o yüzden takibimizi lütfen güzel yapalım aslında çok çok kolay bir model Evet şimdi bakınız mavideki kaç tane V'mizin olduğunu saymak istiyorum. 2 4 6 8 10 12 ve 13. Beyaza bakıyorum. Beyaz içten başladığı için tabii ki azalacaktır. Aşağıda mavi 13. 2 4 6 8 10 ve 12. Şimdi bir sonraki sırada yine 13 tane mavi V'mizi kurmamız gerekmekte. Hemen kurmaya başlayalım. Tığımın başını dolamadan önce hemen zincirimi örüyorum. 1 2 3 Tığımın başını doluyorum ve başlıyorum V'imizi örmeye. Aşağıdaki maviden kavrayarak 1 ve 2. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere giriyorum. Şu şekilde bir tane V'mi örüyorum. Tığımın tekrar başını doluyorum. Mavimin içerisine giriyorum. 1 ve 2 iki tane zincir çekiyorum tekrar maviden alarak beyazımın arayı da kavruyorum ve bu şekilde örüyorum araya zincir çekmiyorum bakınız araya zincir çekmedim mavimin içerisine giriyorum bir iki tane zincirimi çekiyorum aynı yere giriyorum tekrar tığımın başını doluyorum mavimin içerisine giriyorum ve içerisine bir defa doluyorum. Bakınız, bir çektim, iki çektim, ikili trabzanımı ördüm. Araya iki tane zincirimi çekiyorum. Tekrar mavi V'nin içerisine giriyorum. Ve bir sonraki sıramız için hemen yine V'nin içerisine giriyoruz. 1 ve 2 aynı yere tekrar giriyorum. Sırasıyla bütün V'lerimizin içerisine girerek sıra sonuna gelelim. Evet sıramızın sonuna doğru mavilerimizi örerek ilerledik. Arada da beyazlarımız bu şekilde görülmekte bakınız. İlk mavimizin içerisine girerek başladık ve kenardan 4 zincirimizi çekmiştik. Sona kadar geldim. Şimdi son işlemimizi yine birlikte yapalım. Beyaz ipim bakınız şöyle durmakta. Şöyle tutuyorum. Yine tığımın başını doluyorum. Mavimin içerisine giriyorum. Bir tane trabzanımı, iki zincirimi örüyorum. Tekrar bu şekilde giriyorum bir tane B'mi de son olan yeri de ördüm tığımın başını doluyorum bakın burasında şöyle bir işlem yapıyoruz beyaz ipimiz burada durmakta ilmeğimiz tığımın mavi ile başını doladım ördüğümüz ipimizde başımızı doluyoruz beyaz ipimi de takıyorum şu şekilde her ikisini elime alıyorum böyle bakın her ikisini Şimdi tekrar bir daha göstermek istiyorum yeni öğrenen kardeşlerimiz varsa hiç acemilik çekmesinler örerek geldim en son bir tane trabzanımız burada beyaz ipimin olduğu yerde bakınız dönüşümüzü yaptığımız yer ve de başlangıcımızdaki olduğu yer çünkü kenar örerken bu kısım bize lazım olacak ve buradaki en son bir trabzanımızı örmek için önce ördüğüm ipimle başımı tığa doluyorum ipimi aşağıdaki beyaz ipimi alıyorum her iki ipimi şöyle elime sarıyorum ve şöyle tutuyorum birleştirdiğimiz zaman örmesi buradaki iplerimizi hakimiyetimiz daha fazla olacaktır bakın şu şekilde tuttuktan sonra her ikisini de alıyorum bir ve iki Evet ikisiyle örerek trabzanımı yapıyorum ve iki ipimi de güzelce geçirmiş oluyorum ve şimdi beyazımla devam edeceğim için mavi ipimi orada bırakıyorum ama ilmeğimde duruyor şimdi beyazımla zincir çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 dört tane zincirimi çektim ve geçişimi yaptım çok güzel bir şekilde ve döndürüyorum ve yine aynı işlemimizi örmeye başlıyoruz. Bu kez beyazımızı ilk başladığımız yerden Direk beyazımızın içerisine giriyoruz. Aralarda zincirini çekiyoruz. Sadece kendi arasında geçişlerimizde zincir çekmiyoruz. Tığımın başını doluyorum. Beyazımdan kavruyorum. Mavimi de dahil ediyorum duruma. 1 ve 2. Iki. i̇ki tane zincirimi çekiyorum. Kendi arasında yine beyazımın olduğu yerden bağlanıyorum. Arada bakın zincir çekmiyorum. Beyazımın olduğu yere geçiyorum. 1 2. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar giriyorum 1 ve 2. Devam ediyorum. Beyazımın olduğu yere giriyorum 1. 2 zincirimi çekiyorum ve ellerimizi bu şekilde kurarak ilerliyoruz. V'min içerisine giriyorum 1 2. Çok kolay ve çok şık bir model. Kesinlikle karıştırmayacağınız bir model çok da düzgün durmakta hem kenarları hem kendisi bir iki bakınız sadece trabzan ve aralarına iki tane zincir çekerek çok güzel şıklığı yakalayabiliriz bakınız bu şekilde iki tane zincir aynı yere batıyorum ve devam ediyorum sıranın başına kadar Şöyle bakın. Diğer tarafa da bakalım. Evet sıramızı ilerletelim. Sıra sonumuza kadar örerek geldim. Diğer beyazımız da bakınız burada bitmişti. Şimdi bir tane tığımızın başını dolayalım. Ve hemen bir trabzanımızı en kenardaki trabzanımızın üzerine batarak şöyle biraz da uzun ve güzelce alalım. Ve bir zincir çekip ipimizi uzatıp burada bırakalım. Şöyle görelim bakınız battaniyemizi. Şimdi mavi ipimi tekrar alıyorum ve mavi ipimle örmeye başlıyorum. Bu tarafta kalmıştı mavi ipim. Şuradan giriyorum. Hemen bakın giriyorum. Ve zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Mavinin içerisine giriyorum. Hem mavimi hem beyazımı her ikisini kavruyorum maviden maviye geçiş yapıyorum iki tane zincir aynı yere batıyorum diğer mavimin olduğu yere geçiyorum 1 2 zincirimi çekiyorum aynı yere batıyorum tekrar bir iki tane zincirimi çektikten sonra aynı yere giriyorum aralarda zincir çekmiyorum sadece trabzanlarımızı kendi içerisinde zincirimizi çekiyoruz ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde örerek ilerliyorum mavi sıramızı da örerek sıramızın sonuna kadar geldim bakın çok güzel dolgunca şu şekilde Gayet güzel ipimiz e, minnoş beybi hem beyazımız hem mavimiz tığımız ise iki buçuk numara gayet güzel bir e, duruşu oldu. Hem yumuşak hem de şöyle kabartılı ve dolgunca sıramızın sonuna geldim. Bakınız mavimle yine kenardaki mavimin içerisine giriyorum. Beyaz ipimi şöyle kenarda tutuyorum. Bakınız giriyorum. Bir trabzanımı. 2 zincirimi tekrar başını dolayarak diğer trabzanımı örüyorum sıramın sonuna kadar bu şekilde örerek geldim her iki tarafı da kullanılabilen çok şık battaniyemiz Evet yine aynı şekilde bakınız iki ipimizin olduğu yerde şu işlemimizi yapıyoruz önce ördüğümüz renkteki ipimizi tığımıza doluyoruz Sonra diğer rengimizin ilmeğini alıp takıyorum ve şöyle uygun bir mesafeye getiriyorum. Daha sonra her ikisini parmağıma alıyorum. Şöyle de tutuyorum. Bakın şu her ikisini kavradığım zaman örmemiz kolay olacak. Bakın tam çekme ayarında buradaki bölümlerimiz. Birkaç denediğinizde çok çok güzel olacaktır. Tığımın in ucu ince olduğu için her ikisi biraz kalın gelip birkaç defa boşalabilir. Hiç önemli değil. Alıyorum önce doladığımla ilmeğimi düzeltiyorum. Sonra her ikisini geçiriyorum. Sadece beyaz ipimi alarak örmeye başlıyorum. Beyaz ipimizle 1 2 3 ve 4 zincirimi çekiyorum. 3 ya da 4 ipinizin kalınlığına göre ayarlamamızı yapın. Çünkü beyazımızın olduğu yeri geçişimizi yapacağız. Evet şimdi çeviriyorum. Örgümün yönünü tığımın başını doluyorum. Beyazımın olduğu yere geçiyorum. Bakınız burada sadece uzunca geçmiştik. En son burayı mavimiz takip etmekte her iki kenarımızı. Beyaz ikinci sıradan devam etmekte. Hiç karıştırmayalım. Yani kesinlikle karışacak bir model değil bu şekilde devam edersek. Bakınız bir sırada mavimiz en kenarıyı korumakta beyazımız ise ikinci sıradan ilerlemekte o yüzden çok çok rahatlıkla örebilirsiniz hatta okuldan mezun olan ya da yaz tatili dolayısıyla küçüklerimiz meraklıysa onlara da bunu başlayabiliriz çok zevk alacaklardır evet tığımın başını doluyorum beyazımın olduğu yere giriyorum bir, iki iki tane zincirimi çekip aynı yere batıyorum ve bu şekilde sürekli sıralarımızı değiştirerek istediğimiz ölçüdeki battaniyemizi ya da diz örtüsü ya da pusetlerin ya da bebek arabaların üzerlerinin örtüsü olarak kullanabileceğimiz örtüler hazırlayabiliriz. Evet ben biraz daha öreyim sonrasında görüşelim. Evet battaniye modelimizi bu şekilde örerek istediğimiz ölçü gelene kadar devam ediyoruz. görmüş olduğunuz gibi her iki yönü de gayet güzel bir şekilde kullanışlı. Evet, bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.